Validem, beni çağırır mısınız? Hazırlan Hürrem. Gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Endişelenme. Hatice'nin sarayına gidiyoruz. Sen de gel istedim. Ben mi? Ne oldu, gelmek istemiyor musun? Hayır, hayır. Çok mutlu olurum validem. Sağ olun. Öyleyse git hazırlan. Birazdan çıkacağız. Sultanım, Sümbül Ağa Sadıka'yı istediğiniz gibi hazırlıyor. Ne vakit haber verelim hünkârımıza? Güzel, Sümbül'ü gönder, biz çıkarken haber versin. Hünkârımız ya istemezse? Benim gönderdiğimi söylesin ki bir aksilik olmasın. Gözünü çocuklardan ayırma sakın. Gidiyor. Merak etme. Ben hep yanlarındayım. Aklın kalmasın. Hürrem Sultan, bir yere mi gidiyorsun? Valide Sultan davet etti. Hatice Sultan'ın yeni sarayına gideceğiz. Valide Sultan, affettirdin kendini maşallah. İyi iyi. Hadi bakalım. Validem bekler beni. Neden hamama gidiyor biz? Bir güzel yıkanacaksın. Paku temiz olacaksın. Kalfalar da seni hazırlayacak. Neye hazırlayacak? Bugün senin için büyük gün. Hünkârımızın lütfuna mazhar olacaksın. Mazhar? Halvete gireceksin, halvete. Ama çok çabuk oldu. Hazır mıyım? Eğer istersen gidelim. Yok. Ölürüm ama dönmem. İyi. Hadi bakalım. Sümbül Ağa. Hayırdır? Rengin soldu birden. Yok bir şey. Sadıkan'ın ne işi var burada bu vakit? Kızcağız yıkanmak istemiş. Ben de getirdim sevabını. Sevabına. Hı. Hadi siz girin. Bir güzel yıkan. Hadi. Yapın kesesini. Gülfem Hatun, validem yok mu? Valide Sultanımız ve Hatice Sultan Hürrem Hatun'u da alıp at meydanındaki saraya gittiler. İbrahim Paşa ile düğünden sonra kalacakları saray. Bana kimse haber vermedi. Valide Sultanımız böyle uygun görmüş. Ha, şimdi anladım da, dediğini şimdi anladım. Şurayı. Destur! Şişt, dön arkanı, sakın bakma, bakarsan kellen gider. Neden? Sus dediğimi yap. Eğ başını öne. Eğ başını kal öyle. Thank you.
Çok güzel. Sen de beğendin mi Hürrem? Beğendim. Çok güzel saray. Beklediğimden fazla iş var burada Hatice. Tadilatı bugün başlatsak yine de aylar sürer. Bence fazla bir şey yapılmasına lüzum yok validem. Sana kalsa sen bu haliyle de gider oturursun. Ama Sultan Sarayı'na yakışır olmalı her şey. En iyisine layık Hatice Sultan. Çocukların doğup büyüyecek bu sarayda inşallah. İnşallah. Bu duvara çok çiçek resmi yaptırın. Bakınca cennet bahçeleri görün. Dur. Bu duvara bir şey yapacak mısınız? İbrahim Paşa Hazretleri gelip baktılar. Resim yapılması için emir buyurdular. Nakkaşhanede büyük ustalarımız var. Muhteşem nakışlarla bezerler. Merak etme Hatice. Paşa bu zatı getirdi. Ressammış. O resmedecekmiş sultanı. Kimdir bunlar? Onlar hanedanın mensupları, Sultan Süleyman Han'ın haremi. Bu diyarda sultanın ailesine, hatunların yüzüne bakmak yasaktır. Nerede yaşıyor onlar? Sen boş ver onları. Sen İbrahim Paşa'mızın istediği resimleri yapabilir misin? Tabii. Destur! Sizin tavsiyelerinizle cennet gibi olacak validem. Burası senin yuvan olacak Hatice. Bu saray senin. Gönlünden ne geçiyorsa onu yaparız. Tamam artık dönebiliriz. Ne zaman başlarsın resimleri yapmaya? Hemen. Şimdi. Öyle mi? Evet. Yürü, düş önüme. Yürü.